Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün 29 Mayıs Cuma günü ve haftanın son günü yeniden karşınızdayım. Sizleri çok çok seviyorum. Bugün size bu hafta konumuz olan gökyüzü ile ilgili bir şiir öğretmek istiyorum. Sonrasında da makarnalarla bir el kas çalışması yapacağız. Öncelikle bir parmak oyunu yapalım istiyorum sizinle. Sonrasında şiirimizi söyleyip kolyemize geçebiliriz. Bu parmak oyununu sevdiğinizi bildiğim için hatırlatmak istiyorum. Kısacık bir hatırlayalım, sonra şiirimize geçebiliriz. Hazır mısınız? Sar sar sar, ne var orada? Bir tırtıl gidiyor işte kırlarda. Sar sar sar, ne var orada? Bir tavşan zıplıyor işte ormanda. Sar sar sar, ne var orada? Bir kedi çıktı işte karşıma. Sar sar sar, ne var orada? Bir kartal uçuyor işte havada. Sar sar sar, ne var orada? Bir kaplan geldi işte oynamaya. Bravo! Çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden tekrar etmek istedim. Hemen gökyüzü şiirimize geçmek istiyorum. Bana eşlik ederseniz çok severim. Önce ben söyleyeceğim. Sonra siz benim söylediğim cümleyi tekrar edeceksiniz. Sonrasında tekrar birlikte söyleriz. Gökyüzü. Ay ve yıldızlar gökyüzünde otururlar. Gündüzleri uyur, geceleri ışık saçarlar. Yıldızları alkışlayalım. Acaba nasıl oluyor da hiç bitmeden parıldıyorlar? Şiirimiz böyle çocuklar. Şimdi ikinci kere birlikte söyleyelim mi? Hazırsak başlıyoruz. Gökyüzü, ay ve yıldızlar gündüz de oturur, gökyüzünde otururlar. Gündüzleri uyurlar, geceleri ışık saçarlar. Yıldızları alkışlayalım. Acaba nasıl oluyor da hiç bitmeden parıldıyorlar? Tekrar edelim mi? Hazır mısınız? Gökyüzü, ay ve yıldızlar gökyüzünde otururlar. Gündüzleri uyur, geceleri ışık saçarlar. Yıldızları alkışlayalım. Acaba nasıl oluyor da hiç bitmeden parıldıyorlar? Tekrar birlikte söyleyelim. Son kez olsun. Sonra el kas çalışmamıza geçelim çocuklar. Gökyüzü, ay ve yıldızlar gökyüzünde otururlar. Gündüzleri uyur, geceleri ışık saçarlar. Yıldızları alkışlayalım. Acaba nasıl oluyor da hiç bitmeden parıldıyorlar? Bravo, çok güzeldi çocuklar. Gerçekten ay ve yıldızlar gökyüzünde oturuyorlar. Ay ve yıldız gündüzleri uyuyor, geceleri ne yapıyor? Işık saçıyorlar. Evet, gerçekten de böyle. Şimdi bu ana dil etkinliğimizi yaptık. Gökyüzü şiirimizi öğrendik. Şimdi el kas çalışmamıza geçiyoruz. El kas çalışmamızda ip olur. Misina varsa evinizde misina olabilir çocuklar. Sizinle bir kolye, makasınız da lazım. Bir kolye yapacağız. Boru, bakın boru makarnam var benim. Bunları dürbün olarak da kullanabilirim. Çünkü karşıyı görebiliyorum. Bir ucundan bir ucuna açık. Sizin evinizde de bu makarnalar mevcuttur diye düşünüyorum. Biraz ipimi kesiyorum. Kolye yapacağım için ipimden böyle. Kestikten sonra ne yapıyorum? Bir ucundan burumun içinden ipimi geçiriyorum. Hop. Ben bunları buraya, bu yani sade kullanmak istedim. Siz isterseniz evinizde bunları boyayıp da kullanabilirsiniz.
bilirsiniz. Ama boyadıktan sonra onları kurutmamız gerekiyor çocuklar. Kurutamazsak eğer üzerimiz boya olur. O yüzden ne yapıyoruz? Boyadıktan sonra, kuruttuktan sonra ipimize geçirip kolyemizi yapıyoruz. Kolye yapacağız. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Bileklik. Çocuklar, bir de bileklik tamamlayacağız. İpimizin içerisinden böyle makarnamız ipimizden geçiyor. Benim kolyem hazır. Ben kolyemi bağladım. Bakın, oldu mu kolyem? Siz de kolyelerinizi yaptıktan sonra bana fotoğrafınızı atabilirsiniz. Şöyle bileğim kadar bir ip kesiyorum. Ölçü aldım, bileğimin ölçüsünü aldım. Ne yapıyorum? Hemen kolyemin devamını yapıyorum. Yani bilekliğini. Ne yapıyorum? İpimi delikten geçiriyorum. Ama dikkatli geçiriyorum ki makarnam kırılmasın. Evet, bilekliğim de hazır oldu. Hemen ben şu anda tek olduğum için kendim bağlayacağım ama siz annelerinizden yardım alabilirsiniz çocuklar. Bakın, bilekliğimi de yaptım. Nasıl, beğendiniz mi bu el kas çalışmamızı? Ama benim sizden ricam, makarnalarınızı boyayabilirsiniz çocuklar. Renk katabilirsiniz. Ama boyadıktan hemen sonra kolye yapmıyoruz. Onların kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra ne yapıyoruz? İpimize geçiriyoruz ve kolyemizi, bilekliğimizi tamamlamış oluyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.